Galatasaray Üniversitesi İktisat Topluluğu öğrencileri de aramızdalar. Hepinize hoş geldin diyoruz. Dilerseniz başlayalım. Ben hazır. Soru cevap şeklinde ilerleyelim isterseniz. Türkiye'de liberalizmin ilk dalgalanmaları nelerdir, nasıl var olmuştur, kimler getirmiştir şeklinde bir soruyla başlayalım dilerseniz. Şimdi benim neslim için ben liberalizm kelimesini Türk siyasetinde Anavatan Partisi ile birlikte duydum. Liberalizmden ne anladığımız önemli. Tabii herkesin kendisine liberal demesi, bir partinin politikalarına liberal denmesi o partiyi veya kişiyi ne kadar liberal yapıyor. Bunlar göreceli kavramlar. Bazıları diyor ki Demokrat Parti liberal politikalar uyguladı. Kimisi diyor ki Anavatan liberal politikalar uyguladı. Liberalizmin tanımını yapmadan, dünyada nasıl uygulandığına, ne kadar uygulandığına bakmadan bunları yanıtlamak kolay değil. Ama benim yaptığım araştırma, tecrübem, siyasi bilgim, Anavatan Partisi'nin de, liberal denilen Anavatan Partisi'nin de, Demokrat Parti'nin de aslında sağ muhafazakar birer parti oldukları ama içlerinde liberal unsurlar taşıdıkları yönünde. Yine benim bilgim, araştırmam çerçevesinde liberal demokrasiyi bir bütün halinde tutarlı şekilde savunan tek partinin de 1994'te Besim Tibuk'un kurduğu Liberal Demokrat Parti olduğunu görüyorum. Bu çerçeveden baktığımız zaman toplumumuzda şöyle bir yanılgı var. Tabii Orta Doğu kültüründe, Orta Doğu siyasetinde, Türkiye'de buna dahil. Liberalizm öyle olumlu bakılan bir kavram değil. Çünkü bilinmiyor. Anarşi, kargaşa, başıbozukluk, hukuksuzluk, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler gibi yanlış algılarla topluma tanıtılmış. Öte yandan liberalizm ağırlıklı olarak liberalizmi bildiğini iddia edenler de mesela Anavatan'a, hatta AK Parti'ye, hatta Demokrat Parti'ye liberal bir parti diyenler de liberalizmi sadece serbest piyasa ekonomisi açısından ele alarak yaftalıyorlar. Halbuki liberal demokrasinin taşıyıcı kolonu serbest piyasa ekonomisi değil, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğüdür. Bu çerçeveden bakınca demin de dediğim gibi benim şahsi görüşüm yaklaşık 12, 8 doğrudan 20, 24 senemi verdim bu işe. Liberal demokrasiyi göreceli olarak yine söylüyorum. Türkiye'de bir bütün halinde tutarlı bir şekilde taviz vermeden savunan tek siyasi oluşum Liberal Demokrat Parti olarak görüyorum. Peki bu noktada Liberal Demokrat Parti'nin kuruluşunda tetikleyici unsurlar neler olmuştur? Kurucuyu önce bir tanımak lazım. Besim Tibuk, ben o zamanlar partiye katıldığımda o kadar yakından tanıdığım birisi değildi. Siyasette bilinen bir isim de değildi. Bir iş adamı, bir turizmci olarak bilenler biliyordu. Ama Besim Tibuk'u tanıdıkça şu yönünü gördüm. İş adamı olarak fırsatları çok iyi görüyor. Yani bir yerde bir boşluk varsa onu fark edip onu ben nasıl doldururum diye. İş hayatında da böyle başarılı olmuş. İş hayatından bir örnek vereyim. Bunlar İstanbul'un en turistik yeri, Kapalı Çarşı, işte o bölgede turizm mağazaları var, turistik eşya mağazaları var, halı mağazaları var. Eski Amerikan Başkanı Richard Nixon geliyor oraya. Türkiye'yi ziyaret ediyor. O adamın boyu da 1.90'a yakın. Ama o yıllarda
Türkiye'ye böyle lüks araba ithali, Mercedesler, efendim, limozinler, şunlar bunlar ithal etmek ya yasak ya imkansıza yakın. Nixon 1.90 boyuyla geldiğini görmüyor da mağazada görüyor, muhatap oluyorlar falan adamla, eski Amerikan başkanıyla. Çıkarken bir bakıyorlar, o 1.90 boyundaki adam station wagon bir Renault Toros'a girmeye çalışıyor. Ofluya pofluya. O anda mesela jeton düşüyor ve Turizm Bakanlığı'na yazıyor. Diyor ki ya turistlere rezil oluyoruz. Veya 80 ondan sonra Intel Limousine diye bir şirket kurarak bu eksikliği gidermeye çalışıyor. Öte yandan bir başka hikayesi daha var. İnanmayacaksınız buna. 1980 öncesi Türkiye'sinde turistik veya şehirler arası otobüslere klima takmak yasak. Çünkü ağırlık limiti var. Efendim klima takılırsa otobüs o limiti geçiyormuş. Bu da yollarımıza zarar veriyormuş. Kuşadası'na yaz günü gelen, Antalya'ya yaz günü gelen turistler diyorlar ki Yunanistan'da klimalı otobüslerle gezdik. İspanya'da, İtalya'da 40 derece sıcakta klimalı otobüslerle gezdik. Otobüse diyorlar ki klimayı açar mısın? Klima yok. Nasıl olmaz? Çünkü mevzuat izin vermiyor. Bunun üzerine gitmeye başlıyor bizim. Ya bu örnekleri niye veriyorum? Siyasette de böyle bir aksaklık, bir boşluk gördüğü için arkadaşlarıyla 1994 yılında Liberal Demokrat Parti'yi kurmaya karar veriyorlar. Ve hakikaten hantal bir devlet, çok yüksek bürokrasi, çok yüksek vergiler, hesabı verilmeyen bir bütçe, özgürlükler öte yandan soru işareti. Bunlara yönelik tutarlı bir liberal parti kurmaya karar veriyorlar ve LDP'nin yolculuğu siyasette 94 yılında bu şekilde başlıyor. Siz partiye dahil olduktan sonra Türkiye siyaseti açısından ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Liberal düşünceye yayma konusunda olsun gerek bu tür konularda. Şimdi bu sorunun cevabını ikiye ayırmak lazım. 2002 öncesi ve 2002 sonrası. Yani AK Parti öncesi ve AK Parti sonrası. 94 yılı ben 96'da katıldım partiye. O zaman şunu gördüm. Sağ muhafazakar basın sadece LDP'ye yer veriyor. O da ağırlıklı olarak dinci çevreler. Çünkü Türkiye Erbakan'ın Refah Partisi'ne sıkışmış. Toplumdaki huzursuzluk işte türban yüzünden, üniversitede kızların eğitim alamaması, ne bileyim annelerin askerde başörtüleri, türbanları olduğu için kış oğullarının yemin törenlerine sokulmamaları, diploma törenlerine girememeleri ailelerin falan. Bu toplumda bu huzursuzluk var. Liberal bir parti de diyor ki ya kardeşim bu inanç özgürlüğüdür, giyim kuşam özgürlüğüdür. Bu insanlarla bu şekilde uğraşamazsınız. Tabii bu dinci sağ kesimden ilgi görüyor. Çünkü alternatif adres yok. Bu çerçevede LDP'ye yani bizim basın bültenlerimiz 2002 öncesi ne bileyim Yeni Şafak gazetesi, Türkiye gazetesi, yok Zaman gazetesi, yok Kanal 7, TGRT o tür medyada haber olurdu. Ama merkez medyada bir Doğan grubunda, Sabah grubunda, Dinç Bilgin grubunda falan asla haber olmazdı. Onlar çok daha mesafeliydi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu işin bir tarafı. Sonra 2001 krizinde Besim Tibuk'un ekonomik öngörüleri onu bayağı popüler kıldı. Hakan Bayrakçı'nın ben Habertürk kanalında 2001'de Liberal Demokrat Parti barajı geçmeye doğru gidiyor dediğini kulaklarımla duymuştum. Hakikaten LDP'ye büyük ilgi vardı. Bu ilgi ne zaman bitti? AK Parti kurulduğu zaman işte o mütedeyyin kesim, siyasi İslamcılar da diyebiliriz bugün. O gün öyle demiyorduk. Onlar
adreslerini buldular. Kendilerine daha yakın, daha samimi buldukları AK Parti'ye geçtiler. Bir başka unsur Genç Parti'nin kurulmasıydı. Oradan da LDP'den bayağı LDP zayiat verdi Genç Parti'ye. Dolayısıyla 2002 seçimlerinde LDP Besim Tibuk'un umduğu gibi %1 bile alamadı. Besim Tibuk da siyaseti bıraktı. 2002 sonrasıysa daha farklı bir bakış açısı ortaya çıktı. AK Parti kendi sözleridir, benim sözüm değil. Liberallere de kullandık, artık ihtiyacımız yok dedi. Allah'a şükür ki biz yani benim dönemimde ben LDP'yi ve liberal düşünceyi AK Parti'ye kullandırmadım. O ayrı bir konudur. Ondan sonra Türkiye'nin sorunları, özgürlükler, adalet, hukuk devletinin yavaş yavaş yok olması, insanlara yaşam tarzı dayatılmaya başlanması gibi konular ortaya çıkınca da bu sefer tabii 2002 öncesi destek veren grup bizden, LDP'den desteğini çekti. Bu yeni dönemin mağdurları bizim söylemlerimizi daha sıcak ve samimi bulmaya başladı. Onun için LDP'ye bakış açısı 2002 öncesi ve 2002 sonrası oldukça farklıdır. Yani bu noktada toplumun istediğinin liberalizmin kendisi değil de muhafazakar bir liberalizm olduğunu mu ifade ediyoruz? Muhafazakar liberalizm diye bir şey olmaz. Yani yani o beyaz zenci gibi bir şey olur. Arka plandan bir ses geliyor. Toplum zaten liberalizmi benimsemiş bir toplum değil. Yani kimin ayağına basılırsa o bir saatliğine o anda liberal oluyor. Vergi verirken, efendim, bakkal dükkanını maliyeci bastığı zaman, arabası haksız yere çekildiği zaman, çocuğu okutulmadığı zaman, haksız yere gözaltına alındığı zaman, o zaman bağırıyor insanlar. Hukuk devleti, liberalizm, işte yüksek vergiye karşı çıkma falan filan. Ama yani liberalizm Türk toplumunda sağcısında da solcusunda da bir alt kimlik. Ancak nüfusun belki %1/2'sında üst kimliktir. Ama %95.5'unda bu toplumun üst kimlik ya sosyal demokrasi ya dinci ve milliyetçi muhafazakarlıktır. Onun için siyasette de LDP fazla yol kat edemedi Türkiye'de. Peki siz liberalizmi nasıl tanımlıyorsunuz? Burada şu anda gençler izliyor. Belki tabii, bugün kendini... Yani ben liberalizmi herkesin seçtiği, tercih ettiği bir yaşam tarzını özgürce yaşamasına izin veren ve bu özgürce yaşam tarzını da hukuk ve adaletle koruyan bir yönetim ideolojisi olarak görüyorum. Liberaller kafalarında, benim kafamda böyle bir toplum var. Ben bunu diye ülke yönetim projesi yapmaz. LDP'nin 26 yıllık bir sloganı vardır. Liberalizmi de çok iyi izah eder. Biz devleti yönetmeye talibiz, insanların kalbini, beynini değil. Yani insanların ne düşündüğü, neye inandığı, ne yediği, içtiği, ne giydiği, hangi dilde konuştuğu, hangi müziği dinlediği, çocuğunu nasıl yetiştirdiği, belirlenmiş evrensel kanunlara uyulduğu müddetçe herkes istediği gibi yaşamakta serbesttir. İstediğini söylemekte serbesttir. Ben bu şekilde tanımlıyorum. Evrensel tanımı da zaten 3 aşağı 5 yukarı budur. Ama bu Türkiye'de maalesef hani siyasi getirisi olan bir görüş olmadığını ben 20-25 senemi verdikten sonra öğrendim. Bu arada ben hani sorular gelecektir mutlaka. Ben çok kısaca liberal demokrasinin Japonya'dan Kanada'ya kadar 5 temel ilkesini sayayım da bu çerçevede daha iyi anlaşılır söyleyeceklerim. Birinci temel ilkesi hak ve özgürlüklerdir. Tabii en marjinal partiyi de getirseniz buraya dinleseniz
kimse size hak ve özgürlüklere saygı göstermeyeceğiz, işte milletin elinden alacağız falan demeyecektir. Ama liberal demokrasinin hak ve özgürlüklere bakışındaki farklılık, bizim gibi düşünmeyenlerin hak ve özgürlüklerini korumak. Zaten çoğunluğun dediği olur ama azınlığı koruyarak, yani hatırlayın işte dünya yuvarlaktır diyen adam aforoz ediliyordu. Ama herkes dünyanın düz olduğunu iddia ediyordu. Mühim olan dünya yuvarlaktır diyen adamı konuşmasına, görüşlerini ifade etmesine izin vermek. Aykırı düşünen insanlar ve aykırı düşünceler insanlığı geliştirmiştir. Bugünkü bu kullandığımız teknolojiyi bile bizim manyak mı bu, uçuk mudur, nedir dediğimiz birisi mutlaka düşündü, icat etti. Onun için aykırı düşünceyi serbest bırakmak, özgür bırakmak liberalizmin birinci temeli. İkincisi serbest piyasa ekonomisi. Devleti temel sınırlarına çekmek, asli görevlerine çekmek. Ticaret tüccarın işidir. Devlet ticareti el attığı zaman eline yüzüne bulaştırır. Başkasının parasını heba eder, israf eder. Ülkenin kaynaklarını ziyan eder zihniyetiyle. Serbest piyasayı saygı duymak. Çünkü yine devlet yatırımı ülkeleri kalkındırmaz. Hür teşebbüs kalkındırır ülkeleri. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Tekerleği de ateşi de devlet bulmamıştır. Bireyler bulmuştur. Bir saniye, bir telefon geliyor, ondan kurtulayım. Özür dilerim. Birincisi özgürlükler, ikincisi serbest piyasa ekonomisi, üçüncüsü sınırlı devlet. Devletin asli görevleri adaleti sağlamaktır. İç güvenliktir. Polis, asayiş, hepimiz silah taşıyarak hakkımızı, hukukumuzu koruyamayız. Dış güvenliktir. Asker, ordu, sınırları korumak, tabii ki bunlar olacak. Bunlar devletin asli görevidir. Ondan sonra hukuk, adalet, adliyeler, hapishaneler, hakimler, savcılar mutlaka devletin görevidir. Bunlar özel sektöre bırakılamaz. Diplomasi, dış işleri ve denetleme yaptırmak. Onu da açabilirim daha sonra. Devletin denetlemesi değil, devletin denetletmesi daha makuldür liberaller için. Dördüncü unsur, demin dediğim gibi taşıyıcı kolon hukuk devleti, adalet duygusu, yargı bağımsızlığı, yargının tarafsız olması. Çünkü adalet önemli, çünkü hak ve özgürlüklerimiz bizim için en kutsal değerlerimiz. Hak ve özgürlüklerimiz bize lütuf gibi verilmiyor siyasetçiler tarafından veya alınamaz. Biz bunları yaratılıştan sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz var. Bunlar tartışma konusu olamazlar. Sonuncu noktası da liberalleri diğerlerinden ayıran bireycilik dediğimiz unsur. Bu da beşinci unsurudur liberal demokrasinin. Yani bireycilik derken şahsiyet olma. Her insan farklıdır. Herkes için kimse karar veremez. Benim yerime başkası hayatımı yönlendirecek kararlar alamaz. Hür irademle ben kararlarımı alırım ve sonuçlarına katlanırım. Sorumluluğunu ben alırım. İki ayağımın üstünde ben dururum. Devlet bana şu saatte içebilirsin, şu saatte yiyebilirsin, şunu söyleyebilirsin, bunu söyleyemezsin falan diyemez. Yaşanma yön veremez. Hele hele Ankara'daki milletvekiliymiş, bakanmış o siyasetçiler benim çocuğumu nasıl yetiştireceğime karışamaz. Şahsiyet olmak budur. Bu beş ilke çerçevesinde bütün politikalarımızı oluşturduk ve bugün de savunmaya elimizden geldiğince devam ediyoruz. Peki LDP'nin bugünkü ilerleyişi çerçevesinde öngördüğünüz hedefleri nelerdir? Yani ne yapacak bu parti? Yani benim şahsi görüşüm hiçbir zaman önümüzde öngörülebilir gelecekte LDP'nin ben böyle AKP gibi bir kitle partisi haline gelip de iktidar olacağını zannetmiyorum. Benim neslim bunu asla görmeyecektir. Benden sonraki nesil biraz
farklılık yaratabilir. Mesela bu akşamki programı da ben onun için yapıyorum sizlerle. Genç neslin bu muhafazakarlıkla, dini olsun, milliyetçilik olsun, sosyalizm, sosyal demokrasi arasında liberalizmin üçüncü bir unsur olduğunu anlatmaya çalışmak, liberalizmin bir tabu olmadığını, yani bugün Japonya'dan Kanada'ya kadar, Hollanda'sında, Finlandiya'sında, Almanya, İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'da göreceli olarak mükemmel, kitabına uygun bir liberalizm olmasa da, aksamalar olsa da, göreceli olarak en iyi uygulanan ülkeler ve bu ülkelerde en yüksek refah düzeyine kavuşmuş, toplumsal huzura kavuşmuş ülkeler. Ben yeni nesle bunu anlatmaya çalışıyorum. Genel başkanlığını yaptım partinin 12 sene. Bu gerçekler çerçevesinde ben hiçbir zaman LDP gümbür gümbür iktidara geliyor falan diğer siyasetçiler gibi böyle boş hayallere yönlendirmedim partililerimi de, seçmeni de, vatandaşı da. Ama şu amaç için çok uğraştım. Bugün bir Saadet Partisi kadar, Türkiye Saadet Partisi ki 2015 seçimlerinde Türkiye'nin meclis dışında kalan en yüksek, en çok oy alan partisiydi. Yani dördü meclisteydi, beşinci parti Saadet'ti. 10.62 oyu vardı. 0.62 oy LDP almış olsaydı çok daha farklı olurdu siyasetteki yeri. Yani liberal demokratların Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye'nin beşinci büyük partisi olma. Rakam olarak küçük ama sembolik olarak bir şey ifade edebilirdi. O hedefi koymuştum. Yani Saadet kadar oy alabilsek, Türkiye'nin eğitimli, çağdaş yüzü, hür dünya değerlerine dönük kesiminden, bu LDP için çok güzel bir zıplama tahtası olabilirdi ama Türk milleti o kadar oyu bile vermedi liberal demokratlara. LDP'nin şu andaki statüsünü de anlatayım. 1999-2015 dahil, Kasım seçimleri dahil 2015'te her seçime sokulan LDP 2016 Ocağı'nda yasalar değişmediği halde, bizim teşkilattaki yapımız da değişmediği halde yasayı artık farklı yorumluyoruz gerekçesiyle seçimlerden atıldı. Şimdi işte onun hukuki mücadelesi veriliyor. Partinin el freni çekik, vitesi boşta ama motoru çalışıyor. Hala büyük kentlerde teşkilatlarımız duruyor. Yaş ortalaması 25-30 civarında partiye gelen gençlerin. Onlar sahip çıkmaya çalışıyorlar. Biz de hani birkaç kişi tecrübelerimizle onlara yön vermeye çalışıyoruz. Bundan sonrası hukuki bir süreç. Seçime sokarlarsa ne âlâ, sokmazlarsa parti yine gençler vasıtasıyla doğru bildiklerini dile getirmeye devam edecek. Durum bu şekilde LDP'nin. Peki yeni kurulan Genç Parti, Gelecek Partisi vesaire, bu partilerin liberalizm içerisinde nasıl konumlandırabiliriz? Yani bunlar liberaldir, değildir diyebilir miyiz? Şimdi kitabın kapağına liberal yazmak kolay ama kitabın içine de bir bakmak lazım. Şimdi yine göreceli konuşuyorum. Herhalde Deva Partisi Babacan'ın ekonomik görüşlerinden dolayı tam bizim kafamızda bir liberal parti olmasa da içinde en çok liberal görüşleri şimdilik dile getiren bir parti. Çünkü ana şeyin AK Parti'nin 2002'de kurulduğunda parti programı var bende. Onu okusanız zannedersiniz ki Hollanda Liberal Partisi bal damlıyor. Ama getirdikleri noktayı görüyoruz Türkiye'yi. Onun için mesela Gelecek Partisi'nin ben asla liberalleşebileceğini zannetmiyorum. Mesela Davutoğlu'nun ağzından duydum bunu kulaklarımla. Ne diyordu bakayım? Geleneklere saygılı özgürlük. İşte burada liberalizmin üstünü çizdiniz ya, istediğiniz kadar. Ben gelenek kimin geleneği? Türkiye'de 83 milyon insan var. Hangi gelenek? Yani Türkiye'nin yarısı
Kurban Bayramı'nda, dini bayramlarda tatile çıkıyor, öbür yarısı el öpmeye gidiyor. Şimdi sen kimin geleneğine özgürlük tanıyacaksın? Sadece böyle bir cümle eden bir partinin liberalizmi savunuyorum ben, liberal partiyim demesine imkan yok. Genç Parti zaten milliyetçi muhafazakar bir görünümdeydi. Deva için hani biraz daha ılımlı konuşabilirim. Bizim anladığımız şekilde liberal unsurları kendinde daha çok içeren bir görüntü veriyor şimdilik ama ihtiyatlı iyimserlik diye bir şey vardır diplomaside. Ben de ihtiyatlı, tedbirli iyimserlikle bakıyorum Deva'ya. Ki bu noktada Türkiye'de liberalizm anlatılamamış mıdır yoksa anlaşılamamış mıdır? Biraz anlaşılamamıştır tarzı yaklaştık ama. Ben size açık söyleyeyim. İslam toplumlarında, İslam ülkelerinde zaten liberalizm elinin tersiyle itiliyor. Çünkü İslam bir yaşam tarzı. İslam anlatıldığı gibi yaşanılacaksa sabah gözünü açtığından akşam yatana kadar her hareketini dikte ediyor. Onu yapmayacaksın, bunu yemeyeceksin, bunu içmeyeceksin, bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu giyeceksin, bunu giymeyeceksin, oranı göstermeyeceksin. Bunu, yani böyle bir şeyde, böyle bir toplumda, böyle bir dinin ağırlıklı olarak hüküm sürdüğü ülkelerde ki Orta Doğu ve Kuzey Afrika ağırlıklı olarak liberalizm gibi kardeşim ne yaparsan yap bana ne hesabını sen verirsin, senden tek istediğim kanunlara ya, hukuka uygun davran. Yani bu iki olgu yan yana ilerlemiyor. Çok zor pazarlamak İslam toplumunda liberalizmi. Öte yandan Türkiye'nin farklı bir kültürü var. Osmanlı yani padişahım çok yaşa, devlet baba kültürü. Devlet olmazsa ben ne olurum? Allah devlete zeval vermesin. İşte biz padişahın kullarıyız gibi böyle bir gelenekten, kültürden gelen bir toplumda demin anlattığım gibi şahsiyet olmak, birey olmak, serbest piyasa, rekabete girmek, ayaklarının üzerinde durmak gibi kavramlar insanlara güven vermiyor. Bence onun için yani ben şu örneği kullanıyorum belki aşırı ama çarpıcı olsun diye kullanıyorum. Ben bilseydim böyle olduğunu 25 sene önce ilk girdiğimde partiye hayatımın üçte birini şey yapmazdım. Bu yolda feda etmezdim. Bu coğrafyada, bu ülkede liberal değerleri benimsetmek domuz eti satmaktan daha zormuş. Peki, biraz katılımcıların sorularından devam etmek istiyorum. Politika hocamızın bir sorusu oldu. Türkiye'de liberalizmi temsil eden kişi ya da kurumlar kimlerdir ve Atilla Yayla'yı nerede konumlandırabiliriz diye bir soru sordu kendisi. Tabii. Ya dediğim gibi yani her şey göreceli. Türkiye'de mesela benim gördüğüm, o da gazeteciliği bıraktı zaten, havlu attı. Bize en yakın mesela tutarlı gördüğüm kişilerin başında köşe yazarı Cüneyt Ülsever gelirdi. Özal bazı yönleriyle liberal görüşlere sahipti. Ama muhafazakar bir adamdı. Yani ben LDP'de bu tutarlılığı savunuyorum. Atilla Yayla'ya gelince, biz Atilla Parti ilk kurulduğunda liberal düşünce topluluğu da 94 yılında kuruldu yanılmıyorsam. Ve biz iki kardeş kuruluş gibiydik. Partiyi kuran Besim Tibuk liberal düşünce topluluğuna da çok destek oldu, yardım etti maddi manevi. Ve Atilla Yayla'dan biz hakikaten çok şey öğrendik. Fakat ondan sonra Çillerli Refah Partisi bir koalisyon kurunca Refah Yol'da baktık ki liberal düşünce topluluğu ya işte Türkiye'de liberal bir partiye ihtiyaç yok, büyük partilerin içinde liberal unsurlara çalışmamız lazım diyerek yavaş yavaş LDP ile olan bağlarını kopardı.
O iktidardan bayağı fon aldı, destek aldı. Onlara projeler yapmaya başladı. Ve yavaş yavaş LDP'den, Besim Tübun LDP'sinden ayrıldı. AK Parti iktidara geldikten sonra Atilla Yayla bize öğrettiği değerlerden kendisi kopmaya başladı. Söylemleriyle bize anlattığı, öğrettiği o liberal ilkeler, değerlerden 180 derece tersine söylemlerde bulunmaya başladı. Tamamen bir AK Parti'ye çalışan think tank veya sivil toplum örgütü haline getirdi. Sadece bizimle ters düşmedi ki, liberal düşünce kuruluşunu kurdu. Bazı akademisyenler de onunla bu görüşlerde ters düştüler ve ayrıldılar onun yanından. Ben yıllar önce Habertürk'te Atilla Yayla'ya şunu söylemiştim. Benim Atilla Yayla'nın söylediği şeylerle itirazım yok. Söyleyemediği, artık yani iktidarın güdümüne girmiş bir akademisyen görüntüsü verdiği için söyleyemediği şeylere itirazım vardı. Hala da öyle. Liberalizmi çok iyi bilir. Felsefesini falan herkesten çok daha iyi anlatır. Ama maalesef günlük politikaya uyarlanacağı zaman bu muhafazakar parti, AK Parti'nin, dinci muhafazakar partinin değirmenine su taşımıştır. İki örnekle şunu destekleyeyim söylediğimi. Mesela 4+4+4. Mesela buna itiraz etmemiştir liberal düşünce topluluğu veya Atilla Yayla. Ama bizler ettik. Biz hatta Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk parti olarak. İçinde peygamberimiz ibaresi geçen bir yasanın Türkiye Anayasası'na aykırı olduğunu iddia ettik. Çünkü farklı inançtan insanlar var Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hristiyanlar var, Ermeniler var, şeyler, Yahudiler var. Yani Hazreti Peygamberimiz kimin peygamberinden bahsediyor? Bu açıdan doğru değildi. Erdoğan'ın bir lafı vardır. Mesela ona gıkını çıkarmamıştır Atilla Yayla ki her liberalin tüylerini diken diken bir laftır. Anaokulundan itibaren belli bir yaşam tarzı öğreteceğiz çocuklara demiştir. Sen kimsin benim çocuğuma yaşam tarzı öğretecek? Yaşam tarzını aileler öğretir çocuklarına. Yani böyle şeylere sessiz kalması Atilla Yayla'nın, basın özgürlüğüne olan baskılar, hukuk devletinin ortadan kalkması, yani liberal demokrasiyle ters düşen tüm şeylerde, görüşlerde Atilla Yayla sessiz kalmıştır. AK Parti liberal midir, değil midir merak edenler varsa not alsınlar. Eğer Google'a radikal Cem Toker, AKP hiçbir kriterde liberal değildir adlı makalem oldukça okundu, dolaştı piyasada. Onu okuyup bilgi sahibi olabilirler. Tekrar katılımcıların yönelttiği sorularla devam ediyoruz. Türkiye gibi demokrasi ve özgürlük kültürü tam yerleşmemiş ülkelerde BDDK, Rekabet Kurumu, SPK gibi denetleyici kurumları kim nasıl denetleyecek diye sormuş bir arkadaşımız. Güzel bir soru. Buna RTÜ'yü de ekleyelim. Bizim bakış açımıza göre, liberal bakış açısına göre devlet denetlemekten de acizdir. En iyi denetçi piyasadır. Mesela RTÜK kaldırılsa, ondan sonra birisinin RTÜK bir televizyon kanalındaki bir yayınla şikayeti varsa, ki eskiden böyle nöbetçi basın mahkemeleri vardı, derhal başvuruyorsunuz. Onlar da ağır bir para cezası uygun görüyorlarsa görüyorlar. Ondan sonra bir kere iki kere ceza yiyen kanal üçüncüsünde yayınladığı şeye gayet dikkat etmeye başlıyor. Tabii ben ideolojik yönden bahsetmiyorum. Öte yandan devletin denetleyemediğinin kanıtını ben arkadaşımıza örneklerle anlatayım. Mesela 2001'de çok bankalar battı. Krediler verildi, geri dönmedi. Türk milletinin kimisi diyor 30 milyar doları gitti, kimisi 60 milyar dolar gitti. Biliyor musunuz, o bütün vatan bankaları, hazinenin mürakıpları, müfettişleri
bilançolarını her gece denet, her gece diyorum bak, her iş günü sonrası denetlenirdi o. Yani devlet denetledi, bunlar battı. 17 Ağustos depreminde 99'da yıkılan her binanın altında, binanın imar izninin altında devletin memurlarının denetlendiğine dair imzası vardı. Ama devlet kaçta 50 bin mi ne bina yıkıldı. Yani bir şey devlet, Soma. Soma'yı Çalışma Bakanlığı denetledi ki ruhsat verdi. Ama nasıl denetlemiş ki? Şimdi ben şunu söylüyorum, bir liberal, yine demokrat olarak, devlete güvenmeyen bir insan olarak, bunları yapabilmek devletin doğasına aykırıdır diyen bir siyasetçi olarak şunu öneriyorum. Devletin her şeyi hakkıyla, yani bugün Türkiye'deki yüz binlerce inşaatı, ne bileyim onlarca tersaneyi, binlerce madeni, müfettişlerinin fiziken hakkını vererek dört dörtlük denetlemesine imkan yok. Yani betonun karışımından tutun demirin kalitesine, asansörün kablosundan basamağın yüksekliğine kadar devletin bunları denetlemesine imkan yok. Veya Soma'daki gibi bir madeni Çalışma Bakanlığı müfettişinin gidip de hakkını vererek denetlemesine imkan ihtimal yok. O zaman devlet ne yapacak? Bunu denetletecek. Trafik muayene gibi. Ne yapıyoruz? Şimdi ne yapacak burada? Devlet diyecek ki tersane benden ruhsat istiyorsan, çalışma izni istiyorsan, bütün çalışanlarını iş kazalarına ve işte ölüm kazada meydana gelecek ölüme karşı rakamı atıyorum 100 bin lira, 250 bin lira özelden sigortalayacaksın. Ondan sonra ben bunu denetleyeyim. Madende çalışan 300 Soma madenini, bir sigorta 300 kişinin öldüğü madeni bir sigorta şirketi özel denetleseydi adam gibi denetlerdi devletten. Çünkü canı yandığı zaman 300 çarpı 250 bin lira o sigorta şirketinin kasasından çıkacak. Sigorta şirketi sizin de olsa benim de olsa bak nasıl denetleriz. Ha, eksik mi var güvenlik tedbirlerinde? Ben uyarımı yaptım Çalışma Bakanlığı'na. Telefon açacak. Ben diyecek bilmem ne sigorta şirketi Soma'daki güvenlik tedbirleri alınmadığı için ben buradaki çalışanları sigorta etmiyorum dediği anda Çalışma Bakanlığı o akşam o madeni kapatacak. O tersaneyi kapatacak. O inşaatı mühürleyecek. Yani çünkü denetlemeye imkan yok her şeyi. Devlet daha iyi denetlesin demek en kolay şey. Kulağa en güzel gelen şey ama bunun fiziken sayısal olarak denetlenmesine imkan yok. Bankalarda da öyle. Mesela özel, bakın bankalarda tasarruf mevduat fonu olsun, diğer SPK olsun, bunları denetleyen özel şirketler var. Devlet oraya verirse kayırmacılık biter, liyakat sorunu biter. Çünkü ne olacak? Tasarruf mevduat fonunda yani devlet denetliyor, banka yine batıyor. Nasıl olsa hazineden benim mevduatım garanti altında. Onu yanlış denetleyen, eksik denetleyen kuruma bir yaptırım yok ki. Dolayısıyla ben prensibin altını çizeyim. Devlet denetlemekten de acizdir, denetletmelidir. Denetleyeni denetlemeye çalışmalıdır devlet diye düşünüyorum. Pekala, o zaman diğer bir soruya geçiyorum. Karl Popper'ın ortaya attığı hoşgörü paradoksu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Biliyorsunuz her şeyi hoş görmek hoşgörüyü tamamen ortadan kaldırır diye bir görüşü var kendisinin. Liberalizmin bununla bağdaştığı noktada ortaya çıkacak sonuç nedir sizce? Yani her şeyin hoş görülmesi diye bir şey savunmuyor şey. Şimdi hoşgörü her düşünceyi hoş göreceğim diye bir şey yok. Yani her fikri hoş göreceğim diye bir şey. Ha, tolere eder dile getirilmesine izin verirsiniz. Ama eyleme geçtiği zaman yargı hukuk tepkisini verir. Yani Hitler'in de fikri vardı, Saddam'ın da fikri vardı. Şimdi fikir özgürlüğü, ben bunu hoş göreyim dememe imkan yok. Mesela tartışılıyor şeyde Batı'da. Maske takmayı, yani bireysel özgürlük, takmıyorsa hoşgör. Böyle bir kavram yok. Bunlar yani benim anladığım şekilde
liberalizmle alakalı bir şey değil. Maske takmadan gezmek bugün kapalı yerde otobüsün içinde sigara içmekle aynı şey. Böyle bir risk taşıyor. Onun için Türkiye'de bir de Osmanlı'dan çok meşhurdur. Madem bu toplumda yaşıyoruz. Osmanlı hoşgörüsü falan o da hikayedir. Bazen AK Parti de bunun örneklerini veriyor. Azınlıklara ne kadar hoşgörülü davranıyoruz diye. Bir başka hoşgörü de kendini çok yukarıda görüp sen hadi bak işte bak kilisende ibadete izin verdim. Bak ben ne kadar hoşgörülüyüm. O zaten adamın doğal hakkı, hukuku. Onun için de benim partide de anlattığım şekilde savunduğum liberalizmde böyle hoşgörü sınırsız bir şey değil. Bilmiyorum cevap oldu mu? Tatmin edici. Devlet sınırları ve gümrük vergileri hakkında ve vize pasaport gibi evraklar olmadan geçiş izni olmaması hakkında ne düşündüğünüzü de merak ediyoruz. İlk kısmını anlamadım. Gümrük vergisi, vize, pasaport. Ondan önce bir şey dediniz. Devlet sınırları hakkında ne düşündüğünüz? Ya eskiden sınır yokmuş biliyorsun. Bu milliyetçilik Fransızların insanlığa attığı en büyük kazık. Milliyetçilik işi ortaya çıktıktan sonra sınırlar kalın çizgilerle çizilmeye başlanmış. İşte bayraklar çıkmış. Milliyetçilik maalesef fazla fayda getirmedi dünyaya. Ama bugünün şartları içinde gelir dünyanın gelir paylaşımındaki adaletsizlik, iş gücünün bir yerden bir yere gitmesi devletleri bu tür tedbirleri almaya zorluyor. Mevcut şartlarda olması gereken şeyler ama Avrupa Birliği mesela doğruyu yapmaya çalışıyor. Kendi içinde dengeleyerek ekonomik düzeyi bir yerde Avrupa 27 üye ülke arasında eşitlemeye çalışarak bunu ortadan kaldırdı. Bu da ideal bir durum. Ama mevcut coğrafyada dünyanın bugünkü durumu içinde evet vize de olacak, pasaport da olacak. Keşke olmasa sınırlar da olacak. Bunu şimdilik bu şartlarda kabulleneceğiz. Peki sigara, esrar, alkol gibi keyif verici maddelerin alım satımı, üretimi hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde bir soru soruldu. Sigara ve alkol içeni bağlar. Bireycilik dedim. Yaşam tarzını kendin belirlersin. Sorumluluğuna kendin katlanırsın. Devletin görevi içkiyi yasaklamak değil. Alkollü insanın çevresine zarar vermesini önlemektir. İçki içeni içeri atmak değil, sorumluluk almayıp da çevresine zarar verme olasılığı olanı alıp içeri kitlemektir. Batı'da biliyorsunuz marijuana serbest bırakılıyor artık Avrupa'da ve Amerika'da. Şimdi ben burada da serbest bırakılmalı dersem, gençleri uyuşturucuya özendirmekten hakkımda dava açılabilir. Burası böyle bir ülke. Ama Amerika'nın pek çok eyaletinde bu serbest bırakıldı. Daha ağır uyuşturucu kullanımında büyük düşüş sergilendi. Suç oranında büyük düşüş sergilendi. Adi suç, hırsızlık, yan kesicilik, soygun, moygun ve inanılmaz bir vergi tabanı yarattı. Biz de eninde sonunda buna geçeceğiz. Ama biz her şeyi bir 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl arkadan yapadığım için matbaayı, küreselleşme gibi, özelleştirme gibi, insan hakları gibi, birey hakları gibi, ceza muhakemeleri usulü kanunu gibi bütün her şeyi, bu kavramları birkaç yüz sene sonradan getirdiğimiz için biz de bu geçişi daha ağır yapacağız gibime geliyor. Altınızda bir şey gördüm. Bir soruyu geçiştirdi diye. Hangi soruyu geçiştirmiş mi? Gözüme çarptı. Öyle bir şey mi var? Bakalım hemen. Soruyu soran arkadaşımız tekrar yazabilir mi? Gümrük vergisiyle ilgili soru soruldu. Gümrük vergisi tamam atladım, haklı. Atladın, doğru, pardon. Doğru.
Şimdi gümrük vergisi idealde olmaması gereken bir şey. Serbest ticareti vurguladım liberalizmi tanıtırken, serbest piyasayı tanıtırken. Kim hangi malı daha kaliteli, daha ucuza hangi ülke yapıyorsa onu ödüllendirmemiz şart. Yani sınırımızı açıp bundan faydalanmamız lazım. Japon arabayı daha ucuza üretiyorsa almamak enayilik. Ona gümrük vergisi koyup da halkımıza daha pahalıya satmak doğru bir şey değil. Ama diplomaside ve ticarette karşılıklılık esası var. Dolayısıyla birisi benim ürünüme, benim ucuz ve kaliteli ürettiğim ürüne gümrük vergisi koyuyorsa benim de Trump'ın yaptığı gibi Çin'e, benim de kendi üreticimi korumam için karşılıklılık esasında gümrük vergisini savunurum. Beyler bir dakikanızı rica edebilir miyim? 10 saniye sonra geliyorum. Tabii buyurun. Geldim. Görüntü geldi mi? Normal mi? Evet, gayet güzel. Tamam, özür dilerim. Sorulardan devam edelim. Milliyetçilik ülkelerin geleceği açısından gerekli midir? Eğer gerekliyse liberal ilkelerle çelişir mi diye sorulmuş zannedersem bunun cevabını aşağı yukarı vermiş oldunuz zaten. Yani milliyetçilikten insanımız milliyetçilikle vatanseverliği karıştırıyor. Yani milliyetçiliği kafatasçılık, ırkçılık olarak değerlendiriyorsanız evet liberalizme ters düşer. Çünkü liberalizm her insanda başkasında bulunmayan üstün bir nitelik vardır. Özgürlük de bunu ortaya çıkarır. Bak Almanya'daki Türk göçmen işte korona aşısını buluyor falan filan. Yani bunu ırkçılık, kafatasçılık olarak değerlendirirsen bu doğru olmaz. Ama mevcut sistemde evet yani vatanseverlik işte ne bileyim bu benim bayrağım, burası benim ülkem, bu doğduğum toprak falan diye hani vatanına karşı bir sevgin varsa o anlaşılabilir ama ırkçılığın ve şeyin kafatasçılığın savunulur bir tarafı yok maalesef. Peki Türkiye'de vatandaşa devletten ve toplumdan ayrı olarak birey olma bilinci nasıl aşılanabilir? Oldukça zor. İşte böyle programlarla aşılanabilir. Üniversite, ben herhalde 50-60 üniversitede konferans vermişimdir son 5-6 sene içinde. Benim vurguladığım o. Maalesef demin de dedim, İslam toplumunda, geleneksel toplumlarda yani devletin baskısından önce ailenin ve mahallenin baskısı. Aman çocuğum onu giyme. Aman o ne der, bu ne der, komşu ne der, bakkal ne der, amcan ne der, abin ne derle birey olamıyor. Ha, bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Bu kültürü yayarak, demin dediğim gibi yani benden sonraki nesle ben bildiğimi anlatacağım. Onlar da elden ele geçirecekler. Yani benim hayatım benim, senin hayatın senin. Ben biraz daha asi bir adamdım gençken. Düşünün 70'lerin sonunda cebime $1000 koydum ve aileme karşı çıkarak Amerika'ya gittim turist pasaportuyla. Yani kendi hayatımı kendim belirledim. Babam para gönderdi 6 ay sonra. Ben o parayı ona geri gönderdim. İhtiyacım yok senin parana diye. Yani ben kimsenin ağız kokusunu çekmedim. Pişman da olmadım. Çünkü başkası benim hayatıma çocukken, gençken yön verirse şimdi annem babam yok. Onların yön verdiği hayatı yaşamıyorum. Ben kendi belirlediğim hayatı yaşadım. Onların belirlediği hayat beni başka bir yola sokabilirdi. Mutsuz olabilirdim. Onun için birey olmaktan kastım bu. İstediğimi giyerim. İşte yani biraz reaksiyoner olacaksın bu konuda. O yavaş yavaş sana
bireyciliği getirecek. Veya benim gibi düşünen siyasetçilerin artması toplumda. Mesela ben üniversiteyi liseden sonra işte 25 sene yaşadığım Amerika'da bitirdim. Okullarda kıyafet serbestisi veya makyaj veya onu takmak bunu takmak, devlet okullarından bahsediyorum, İfade özgürlüğüne giriyor. Saçını istediğin renge boyayabilirsin ve sana ne müdür karışabilir, ne hoca karışabilir. İstediğini giyersin, istediğini giymezsin. Bunlar o kültüre yerleşmiş ifade özgürlüğü olarak. Yani bu işte, haklarına sahip çıkmayı bilen bir gençlik yetişirse belki bir nesil sonra biraz farklılık yaratabiliriz. Peki, devlet gerektiğinde piyasalara müdahale ederek muhtemel bir krizden doğacak zararı minimize edebilir mi diye bir soru soruldu. Bu güzel bir soru. Olağanüstü durumlarda evet devletin müdahalesine karşı çıkmam. Mesela bugünkü COVID gibi. Çünkü ben COVID'i bir dünya savaşı olarak görüyorum. Yani savaş zamanında yani devlet aşevi de açar, millete çorba da dağıtır, sokağa çıkma yasağı da koyabilir. Yani bunlar tabii olağanüstü hallerde. Ama şimdi şeye katılmıyorum, normal şartlarda devletin ekonomiye müdahalesi uzun vadede daha büyük sorun yaratır. Çünkü devlet ya ekonomik sorun var dediğinde belki ona jeton Ankara'da düştüğünde ekonomik sorun belki piyasa onu zaten düzeltmeye başlamıştır. Ve devlet farkında olmadan geriden geldiği için kendi kendini düzeltmekte olan bir piyasaya müdahale ederek yeniden bozabilir. Onun için ben o konuda sıcak bakmam. Devletin normal şartlarda piyasaya müdahil olmasına gerek yok. Piyasa daima ve daima kendini de özgürlük varsa serbest ticaret özgürlüğü. Bakın ben serbest piyasa deyip duruyorum kardeşim. Serbest piyasadan kastım herkesin bir yakaladığını kazıklamanın serbest olduğu bir piyasayı savunmuyorum ben. Haklı, adil, hukuk gözetiminde, rekabet ortamında piyasaya girişin serbest olduğu bir piyasayı savunuyorum. Piyasaya ne kadar giriş serbestse o kadar aktör olur. Ne kadar aktör olursa o kadar rekabet olur. Ne kadar rekabet olursa piyasada kalite olur, ucuzluk olur. Yani bu GSM şirketi bir tane olsa fiyatı o belirler, ona mahkumsun. Ama 3 tane olduğu için birbirlerini yiyorlar ve pahalanmıyor. İşte indirimli, promosyonlu paketler, şunlar bunlar. Şimdi Samsun'dasınız değil mi sizler? Farklı şehirlerden katılımcılar da var. Anladım. Peki, neyse Samsun diyelim. Bugün Samsun otogarına gittiğiniz zaman eminim Türkiye'nin dört bir köşesine her saat başı işte otobüsler kalkıyordur vızır vızır. Farklı firmalar, farklı fiyatta, farklı kalitede. İşte hava yolları sayısı arttı. Türk Hava Yolları'na mahkum kalmaktan kurtulduk. Kimisi daha kaliteli, daha pahalı hizmet verdi. Kimisi daha ucuz, daha kalitesiz hizmet verdi. Tüketiciye seçim sundu. Onun için piyasaya müdahale etmek iyi bir şey değil. Uber diye bir tartışma var büyük şehirlerde. Uber'i sokmuyorlar. İşte sarı taksi tekeli devam edecek. Fiyatı ben belirlerim. Buradan buraya gitmenin fiyatı bu kadar. Başka hiçbir alternatif kullanamazsın. Başka bir taksi şirketini piyasaya sokmam. Ben ne diyorsam o. Bu liberalizme çok ters düşen bir şey. Belki bir firma daha kaliteli, daha az kar ederek daha ucuza bir hizmet sunacak ama sen buna izin vermiyorsun. Yine İstanbul'un bazı köşelerinden somut örnekler vereyim de daha iyi anlaşılsın. Seyyar simitçi belediyeye işgaliye veriyor. İşte atıyorum şu caddenin köşesinde ayda atıyorum rakam 500 lira vereyim de burada simit satayım. Tamam diyor belediye. Bunu yapan belediyeler var adım gibi biliyorum. Ama diyor adama simitini belediyenin anlaşmalı olan fırınından alacaksın. Lan benim burada başka fırın var daha ucuza daha güzel simit yapıyor onu satmak istiyorum.
Hayır kardeşim, orada satacaksan bu fırından alacaksın, bu fiyata satacaksın. Yani serbest piyasa derken ben bunları savunuyorum. Piyasaya girişin serbest olduğu bir sistem. Peki HDP'yi siyasi çizgide nerede konumlandırıyorsunuz ve Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? HDP bugün mecliste grubu varsa, milletvekilleri maaş alıyorsa, komisyonlarda görev alıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesinden hazine yardımı alıyorsa benim gözümde yasal bir partidir. HDP'yi orada konumlandırıyorum. Parti demek İngilizceden geliyor. Bir şeye parti olmak, farklı görüşte olmak demektir. Ha, yasa dışı eylemlere üyeleri giriyorsa her suç kişiseldir. Ne bileyim, terördü, bölücülüktü, şiddetti, şuydu buydu. Onlara giriyorsa HDP, parti girmez, bireyler girer. Bireyler suç işler, partiler suç işlemez. Onun için onu demin dediğim gibi hukuk devletinde gereği yapılır. Demirtaş'a gelince Roma İmparatorluğu yıllarından beri, kaç yüzyıl oluyorsa, bir evrensel hukuk kavramı vardır. Bir insan makul şüphenin ötesinde suçu kanıtlanana kadar masum sayılır diye. Onun için Cumhurbaşkanı'nın, Süleyman Soylu'nun adama terörist demesini, yani ben demem, babamı yani bana, aileme karşı bir suç işlemiş insana bile mahkum olana kadar, benim kültürüm, anlayışım budur. Gazeteler, basın bile videoya çekilmiş olsa şu suçla iddia edilen zanlı lafı geçiyor. Onun için Demirtaş'ın her söylediğine onay veriyor muyum? Hayır. Ama hapis cezası gerektirir mi? Hayır. Şöyle bir şey daha var. Mesela HDP kapatılsın diyorlar. Demirtaş ve HDP terörü destekliyor diyorlar. PKK'nın uzantısı diyorlar. Ama geçen ay Süleyman Soylu, PKK'yı bitirdik, Türkiye içinde 340 kadar militanı kaldı diyor. Peki bu HDP hangi PKK'ya destek veriyor o zaman? Hangi terörün içinde bulunuyor? Bunu sorgulamak lazım. Her şeyden önemlisi, bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına bağlayacaksak da Türkiye uluslararası bir anlaşmaya gönüllü olarak, kimse silah dayamamış Türkiye'nin başına, gitmiş imza atmış. Bu mahkemeye benim vatandaşım başvurabilir. Bu mahkeme kararı da devletin vereceği kararların üstünde gelir diye devlet olarak imza atmışız. Şimdi bunu uygulamıyoruz diyoruz. Bu çok çok yanlış bir şey. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani Demirtaş suç işlediyse adil yargılansın. Ama uydurma suçlarla kimse yargılanmasın. Yargı, yine ben liberal, özgürlükçü bir çerçeveden bakıyorum. Batı'da da bu hukuk anlayışı var ağırlıklı olarak pek çok yerde. Yani söylemler suç değil, o söylemin eyleme dönüşme yüzdesi, kasti, niyeti var mıydı? Yani birisine sinirlendim, ulan seni geberteceğim dedim. Vay, bu beni ölümle tehdit etti diye gidip içeri mi attıracağız adamı? Mahkeme bakıyor, bunu söyledi ama adamın evini tespit etmeye çalıştı mı? Peşine takılıp gözetlemeye başladı mı? Üzerinde silah taşımaya başladı mı? Pusu kurdu mu? Yani bunlara bakıyor, ondan sonra karar veriyor. Onun için her söylem illaki suç olarak değerlendirilip böyle sert cezalara tabi tutulmamalı diye düşünüyorum. Bir ülkede kamu istiyorsa gerici faaliyetler yapmak meşru mudur diye bir soru sorulmuş. Gerici faaliyetten kasıt nedir? Söylemler meşru olmalıdır. Ama demin dediğim gibi eyleme geçildiyse, yani benim haklarıma müdahil edecek, birey haklarıma, özgürlüklerime müdahale edecek şekilde yasa dışı bir eyleme geçildiyse devlet onların kafasını ezmelidir. Ama söylem serbest olmalıdır.
Şeriat istiyorum demek serbest olmalıdır. Yozgat'ın bağımsızlığını istiyorum demek serbest olmalıdır. Yani 10 kişiyi toplayıp toplantı yapmak da Yozgat'ın ve ne bileyim Sinop'un bağımsızlığı için toplantı yapmak. Yani sonuca bakacaksın. 10 kişi toplanıp da Sinop'u Türkiye'den ayırabilir mi? Hangi noktada bu eylem, bu söylem eyleme ve ciddi bir tehdit, anlık bir tehdide geçebilir diye çağdaş hukukta düşünce ve uygulama şekilleri var. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda siz de bahsettiniz. Liberalizm adı altında üniversitelere başörtülü kadınların girememesi veya işte kamu personeline o tip de alınmamaları gibi konular gündeme gelmişti. Peki başı açık olanlar veya işte konservatif olmayan kesim diyelim, çoğunlukta olduğunda örneğin Avrupa'da gibi bir baskı olmuyor başörtüsünü açması gerektiği için başka bir kadına. Ama aynı şekilde başörtülü ve muhafazakar kesim çoğunlukta olduğunda modern bir insana daha dindar veya daha muhafazakar davranması için baskı yapıyor. Bunu liberalizmin hangi çerçevesine oturtabiliriz? Bu mütedeyyin kesimin ne laik kesimin ne mütedeyyin kesimin öbürüne baskı yapması kabul edilebilir bir şey değil. Liberalizmin hiçbir yerine oturmaz bu. Burada şöyle bir sorun yaşıyoruz. Liberaller diyor ki kardeşim neye inanmak istiyorsan inan. Nasıl ibadet etmek istiyorsan et. Nasıl yaşamak istiyorsan yaşa. Tamam mı? Din ve inanç özgürlüğün benim için kutsaldır. Buyur dükkan senin. Karşındaki adam diyor ki ama diyor kutsal kitap diyor ki sen de benim gibi yaşamazsan ben senin kelleni alırım. Şimdi buradan ya nasıl anlaşacağız? Nasıl orta yol bulacağız? İşte sözümün başında İslam toplumunda hani mahalle baskısı işte birey olma falan filan bunları anlatırken bu noktalara değinmeye çalıştım. Maalesef bu Orta Doğu coğrafyasında bu iş kolay. Sadece İslam coğrafyasında değil. Mesela Katolizmin çok ağırlıklı yaşandığı İtalya'da da bir liberal parti yok. Veya bizim kafada laiklik ve cumhuriyet, devletçilik kafasındaki Fransa'da bir liberal parti yok. Akdeniz Havzası'nda liberal partiler yok. Yunanistan'da yok. Koyu Ortodoks kilisenin hüküm sürdüğü. Yani bu da bir, herhalde sosyologların bakması gereken bir konu. Liberal ülkeler daha çok kuzeyde protestan ülkelerin ağırlıklı olduğu ülkelerde oluyor. Ama Orta Doğu ve Akdeniz Havzası'nda dini inançların günlük yaşamda çok yer aldığı ülkelerde kolay kolay liberalizm yeşermiyor. Liberal olmayan ülkelerde devletin mafyalaşmasıyla liberal ülkelerde kurum, kuruluş, dernek, vakıf, tarikat gibi oluşumların arasında ne fark vardır diye bir soru sorulmuş. Bir daha okuyorum. Liberal olmayan ülkelerde devletin mafyalaşmasıyla liberal ülkelerde kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve tarikat gibi oluşumların arasında ne gibi bir fark vardır diyor. Faaliyetleri aşağı yukarı ortak değil midir şeklinde bir soru sorulmuş. Valla başında söylediğim gibi şimdi örgütlenme hürriyeti önemli bir şey. Demokratik ülkelerde saygı gösterilen bir şey. Çünkü sözümün başında dediğim gibi düşünce özgürlüğüyle beraber. Örgütlenme nedir? Şunu söyleyeyim size. Niye kutsal bir şeydir? Haklardan, özgürlüklerden biridir. Şimdi benim size uçuk gelebilen ama benim kafama yatan hani o meşhur işte dünya yuvarlaktır diyen adamın bir fikri var lan. Dünya yuvarlak diyor. Bunu arkadaşına anlatıyor. O arkadaşına anlatıyor. Gelin diyor daha detaylı anlatayım. 5 kişiyi topluyor, örgütlüyor. Anlatıyor, onların aklı yatıyor. Yani ben bunu sembolik olarak anlatıyorum. O 5 kişi çıkıyor, 5'er kişiyi topluyorlar. Bir gün 25 kişi bir araya geliyor. İşte örgütlenme özgürlüğü bu. Güzel bir fikri topluma yaymanın ve topluma da yararı olacak bir şeyin, insanlığa yararlı olacak bir fikrin
yayılması için örgütlenme özgürlüğü olmalı. Ha bu kötü niyetle kullanılırsa yine sözümün başında ne derim? Liberal demokrasinin taşıyıcı kolonu hukuk devletidir, adalettir, evrensel kanunlardır. Ha sen bunu kötü niyetle mafyalaşmak, işte ne bileyim suç çetesi oluşturmak örgütlenme özgürlüğüyle alakalı bir şey değil. Ama adamın inancı vardır, tarikattır, cemaattir, carttır, cuttur, Adnan hocadır, bilmem ne hocadır, cübbelidir. Bunların benim yaşamıma bir şeyleri yoksa, etkileri yoksa, günlük yaşamıma, hakkıma, özgürlüğüme, hukukuma zararı yoksa kendinden geçene kadar toplansınlar, vaaz versinler, hoplasınlar, zıplasınlar. Ben bunun yasaklanmasına karşıyım. Aynı şekilde ha bunlar bana ters gelen bir şeyi, yasal ama bana ters gelen bir görüş etrafında örgütlenmişlerse benim de onlara karşı örgütlenme özgürlüğüm var. Ben de onları örgütlerim. Bu derim bunlar manyak, bunlar saçmalıyorlar. Bu işin doğrusu bizde. Yani ama ya böyle tehlikeli bunlar işte ne bileyim çarpık düşünüyor, saçma düşünüyor. Onun için örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldıralım dersen faydalı bir şey için örgütlenmeye çalışan insanların da önünü kesmiş olurum. O da insanlığa karşı yanlış yapmış olurum. Peki sizce insanlar vergisinin harcanacağı alanı seçme özgürlüğüne sahip olmalı mıdır? Hangi alanı seçme? Vergisinin harcanacağı alanı, kendisinin seçme özgürlüğü. Tabii. Bunu mikro düzeyde de yapabilirsiniz. Yani bunun için, şimdi bakın bütçe görüşmeleri yapılıyor değil mi? Yani bir geçen gün bunu TV100'de de anlattım. Bir demokrasinin, eğer adam gibi demokrasi ise, en önemli meclis görüşmesi bütçe görüşmesidir. Bütçe görüşmesi dediğimiz şey sizden benden alınacak verginin nerelere harcanacağını vekillerimize anlatıp yürütme erki onay alıyor. Yani AK Parti bütçe görüşmelerinde şunu söylüyor. Diyor ki arkadaş ben 2021 yılında Türkiye'yi yönetmek için benim 1 trilyon vergi toplamam lazım. 925 milyar vergi toplamam lazım. İşte biraz da faizden gelecek, harçlardan, cezalardan, oradan buradan para gelecek. Ben bu şekilde 1 trilyon paraya ihtiyacım var. Bu parayı da işte şu kadarını sağlığa, şu kadarını eğitime, bu kadarını ulaşıma, bu kadarını savunmaya, bu kadarını sosyal ödemelere harcayacağım. Milletvekillerine, bizim vekillerimize, sözde vekillerimize soruyor. Diyor ki, bana bu yetkiyi veriyor musunuz seçmenlerinizden? Ben 1 trilyon parayı 2021'de toplu bütçe görüşmesi özünde budur. Ama bizim gibi dandik demokrasilerde bu konular tartışılacağını, bütçe görüşmelerinde bambaşka konular tartışılıyor. Ondan sonra bizim sistemimizde vekilleri biz seçmediğimiz için kaldır kolunu, indir kolunu. Yani ben öyle bir vekil istiyorum ki ismen tanıyım, beni temsil edecek bir adam. Dar bölge seçim sistemiyle seçilmiş. Ha bu adam kalksın desin ki ben de ona bak örgütlenme özgürlüğü burada önemli işte. Biz örgütlenelim, vekillere baskı yapalım, vekil de bilsin ki ben bu örgütlenmiş seçmen kitlemin sesini yansıtmazsam mecliste, hakkını hukukunu korumazsam bunlar bana oy vermez, ben bir daha seçilmem. Bu işin ideal yönü. Ama nasıl olsa genel başkan beni bu sene Muğla'dan yazar, seneye Hatay'dan yazar, öbür sene Kırklareli'nden yazar. Ben yine atarım kapağı meclisi gibi. Bir sistemin varsa sen istediğin kadar örgütlen. Kendin çalar, kendin oynarsın. Meclisini kendin şey yaparsın, vekilini kınarsın, öyle kalır. Onun için şeyin temeli, şunu da altını çizerek söyleyeyim. Demokrasinin temeli verginin hesabını sormaktan geçer. Bugün Avrupa demokrasisinin temelinde Magna Carta vardır. 1215. 805 sene önce İngiltere çapulcu alayıyken krala diyor ki lan tek bildiğin vergi topla savaş aç. Vergi topla savaş aç. Bize de iki kelime söz hakkı ver.
bu verginin nereye gittiğine yazılı ilk anlaşma yönetenle yönetilen arasında. Amerika'nın kuruluşuna bakıyorsunuz, İngilizlerin çaya verdiği çay vergisine isyan etmeleri üzerine kurulmuş bir demokrasi. Ama bizim burada adam diyor ki Sayıştay raporları artık halkın erişimine kapatılmıştır. Ha, Sayıştay raporu benim vergimin nereye harcandığını anlatan rapor ya. Benim paramın nereye harcandığını benden saklayan bir kafa Türkiye'de %50 küsur alıp Türkiye'yi yönetmeye devam ediyor. Ben hangi ülkede kime demokrasi anlatacağım da Magna Carta anlatacağım, hak, hukuk, liberalizm anlatacağım da oy alacağım. Kolay gelsin. Size de. Eyvallah. Bir hükümet demokrasinin gücü dengeleyici unsurlarını diktası altına aldığında darbe meşru mudur diye bir soru sorulmuş. Bence değildir. Bence değildir. O zaten kendi kendini yok edecektir orta veya uzun vadede. Şimdi darbe dediğin şey darbeyi silahlı bir güç yapar. Ben elinde belinde silah olan bir zihniyetin, o da genellikle ordudur, ülke yönetimine el koymasına yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olarak görürüm. Çünkü askerde mantık yoktur. Asker sadece emre uyar. Asker imha etmek için eğitilmiştir. Sorgulamaz. Yani bu tepe alınacak dedi mi Allah Allah gider alırsın. Önüne ne çıkarsa tankla topla kırar alırsın. Bu zihniyete ülke yönetimini teslim etmek tam anlamıyla söyle adını, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak olur. Bugün olduğu gibi bu despot rejim zaten kendi kendini yıpratmaktadır, yıpratacaktır. Eninde sonunda da gidecektir diye ümit ediyorum. Mühim olan bu zihniyeti iktidara hiç getirmemektir. Başörtülü bir savcı ya da çember sakallı bir hakimin yargılama faaliyeti din ve vicdan özgürlüğü içinde mi değerlendirilmeli, yoksa hukuk devletinin tarafsızlığı ve yansızlığına aykırılık içinde mi? Hakimin davalı ve davacıda bıraktığı etki din ve vicdan özgürlüğüyle çatışırsa hangisine önem vermek gerekir? Eğer Türkiye gerçek bir hukuk devleti ise ister türbanlı hakim savcı olsun, ister çember sakallı olsun. Hadi bir tane yanlış karar verdi, Yargıtay'dan döndü. İkinciyi verdi, Yargıtay'dan döndü. Zaten adam eninde sonunda hukuk devleti çerçevesinde konuşuyorum. İdeal şartlarda zaten hak ettiği mesleki sonuca uğrayacaktır. Öte yandan mesela türbanlı polis, türbanlı devlet memuru, türbanlı hakim savcı. Ben bunu cinsiyet ayrımcılığı olarak görüyorum. Şimdi öyle bir türbanlı bir kadına baktığım zaman siyasi görüşü hakkında doğru veya yanlış bir yorum yapabilirim. Bir ön yargılı davranabilirim. Ama bir erkek hakim savcının siyasi veya dini görüşünü kravat taktığı için anlamama imkan yok. Adamın kafasında türban yok ama belki örümcek kafa. Ama ben ona o kravatı taktığı için ön yargıyla yaklaşmıyorum. Kadına dış görünüşünden dolayı yaklaşıyorum. Yani bugün Türkiye'yi din devleti sınırlarına taşıyan zihniyeti Türkiye'de türbanlı kadınlar getirmedi. Takım elbiseli, tıraş olan, kravatlı erkekler getirdi. O açıdan bakıyorum ben olaya. Bir şey daha sormuştunuz. Bu sorunun devamında bir şey daha vardı. Hakimin davalı ve davacıda bıraktığı etki din ve vicdan özgürlüğü ile çatışırsa hangisine önem vermek gerekir? Soruyu anlamadım ama etki, ne etkisi bırakacak ki? Hakim etki bırakmıyor, karar veriyor. Kararı din ve vicdan özgürlüğüyle çatışır. Hakim yasayı uygular. Yani öyle din, vicdan somut kavramı hakimlerin karar vermemesi gerekir. Doğru anlıyorsam soruyu eğer. Açıkçası ben bunu anladım. Bunu söylüyorum cevap olarak ama eksiğim varsa yapayım. Tamamlayayım. Anladım. Soru bu kadar sanırım. Bir de Tunus'a 5 milyon dolar nakit para hibe edilmesi hakkında ne düşündüğünüz soruluyor. Ne düşüneceğim? Saçmalık olarak düşünüyorum. Burada ayranımız yok içmeye olarak düşünüyorum. SMS
üstünde 10 lira toplayan hükümetin her makul insan buna tepki verir. Nedir? Somali'nin de 3,5 milyon dolarlık IMF borcunu ödedik. Irak'a 5 milyar dolar kredi açtık. 156 ülkeye yardım yapmışız COVID döneminde. Amerika dahil. Amerika'da PYD, YPG'ye yardım yapmış. Yani onun apayrı nedenleri var. Biz kendimiz... Ha, Arnavutluğa şimdi 500 tane TOKİ bedava ev yapıyor. İşte verginin hesabını sorma kültürü olmayınca, sen dandik bir demokrasi olunca da işte gücü eline geçiren, sana hiç danışmadan kendi parasını harcar gibi harcıyor. Bunun da hesabını sormana imkan yok işte maalesef. Eğitim ve sağlık özelleştirmelerinde nasıl bir yol izlenmeli diye bir soru sorulmuş, biliyorsunuz. Bu iki sektörün özellikle özelleştirilmesi çok tartışma konusu oluyor. Ve ayrıca bir arkadaşımızın daha sorusunu buna ekleyebiliriz. O da demiş ki Amerika'da sağlık sisteminin özel ve pahalı olmasından dolayı ABD'de başarısız oldu diyebilir miyiz diye devam edebiliriz soruyor. Ben 25 sene orada yaşadım. ABD sağlık sisteminin pahalı olduğu kesin ama sokakta da insanların ölmediği de kesin. Ama Türkiye'deki sağlık sistemi dünyada eşi emsali yok bugünkü sistemin, ama sürdürülebilir değil. Benim yaşımda bir insan inanılmaz bir sağlık sisteminin faydasını görüyor. Ama bu sistemin faturasını sizler ödeyeceksiniz iş hayatına atıldıktan sonra. Benim sağlık faturalarım size çıkarılacak. Benim annemin, babamın, halamın, teyzemin, dayımın faturasını da ben ödüyorum benzin pompasında. Hiçbir şey bedava değil. Sosyal devlet de bedava değil. Babamın neslinin 35-40 yaşında emekli edilip 40 sene emekli maaşı alması, onlara verilen avantalar bugün benim cebimden çıkıyor. Bana verilen avantalar da sizin cebinizden çıkacak. Size verilecek avantajlar olursa bu sistem devam ederse de katmerli katlanarak sizin çocuklarınıza çıkacak. Nasıl çıkacak? İşte daha yüksek vergi kesilecek maaşlarından. Vergiden vergi ödeyecekler. Limonataya ÖTV vergisi konacak. ÖTV'ye KDV ödenecek. Bu şekilde faturayı ödeyeceğiz. Eğitimle sağlığa gelince, hangi hizmet olursa olsun özel sektör tarafından, devlet tarafından denetlenerek rekabet ortamında verilirse tüketiciye o kadar faydası olur. Sağlık çok pahalı bir hizmet. Yeni bir tıbbi cihazın, bir ilacın, bir aşının üretilmesi, bir MR cihazının üretilmesine milyarlarca dolar para gidiyor. Bunu hem ucuz, hem kaliteli, hem bedava olsun gibi bir istek bir insanoğlu doğal bunu isteyecektir. Ama sağlığın özelleştirmesinde bizim şöyle bir önerimiz var. Yine liberal demokrat perspektifi anlatıyorum. Devlet nasıl genel sağlık sigortası getirdi? Dedi ki herkese, öğrenci olsun, çalışan olsun, çalışmayan olsun, herkesin bir sağlık sigortası olacak. Doğru mu? Bana da bunun için prim ödeyeceksiniz. Biz de dedik ki evet, herkesin bir sağlık sigortası olsun ama özel sağlık sigortası olsun. Herkes özel sektöre prim ödesin. Parası olmayan fakir fukaraya orta gelirlilerin primini devlet sübvanse etsin. Yani hiç işi gücü olmayan, parası olmayan bir 4 kişilik ailenin özel sağlık kurmamaydı, aksalığı yaptı, oydu buydu. Özel sağlık sigortasının gelirlerin tamamını devlet ödesin. Daha az gelir, yarısını devlet ödesin. Böylece herkes özel hastaneler kalitesinde özel sağlık sigortasında herkesin zenginlerin aldığı sağlık hizmetini alsın. Sağlıkta bunu savunuyoruz. Devlet hastaneleri özele devredilsin.
özel sağlık sigortaları özel hastaneler tarafından yapılırsa sigorta da hastaneye kazanamaz. Hastane de sigortaya kazanamaz. Acı badem yaptığı gibi. İkisi de aynı şirketin olduğu gibi yönelik kazanacak hali de yok. Bu şekilde sağlığa rekabet ortamı kalmaya gelir. Yani ben devlet olarak 10 tane özel sigorta şirketine desem ki sana 83 milyon müşteri getireceğim. Şimdi 10 kişi arada birleşmiş yine bir sigorta şirketine özel sağlık almak istiyoruz diye. Size bizim grup birbirimi yapacaklar. 83 milyon müşteri götürdüğüm zaman bu şirketlere ben anlamaz olsun insan karşısında sigorta birimleri. Devletler özelliğinde veya yani denetlenmesi şartlarıyla sağlıklı bir şekilde özelliğinde verilir. Eğitime gelince, devlet eğitiminin önce anlatmamız gereken bedava olmadığı, bunun anlamını düzeltelim. Bu sene devlet, özür dilerim, bu sene 2021 bütçesinde devlet bedava standartımız eğitime 210 milyar lira ödenek ayırıyor. Bu parayı biz vereceğiz. Türk Türkiye'den vermeli olarak toplanacak eğitim harcanacak. 210 milyar lira demek. Günde 300 gün olsa her mesai 700 milyon lira bedava standartımız eğitim sistemine gidiyor. Halbuki ben para arayla eğitimimin özel sektörde aradan verilmesini karşılayabilirim. Bütün okulları özel verilirim. Yine parası olmayan özel okul fiyatı arasını devlet öderler. Orta halinin çocuğunun yarısını devlet öderler. Zevkliğinde kendi çocuğunun parasını öderler. Bu şekilde de 210 milyar lira ben çok daha ucuza rekabet ortamında özel okullarda daha kaliteli eğitim sağlayabilirim. Buna inanmayan varsa Türkiye'nin eğitimde en başarısız iki ilini alalım. Ağrı ve Bursa'dır. Onlar birinci ve sonuncu da yarışırlar birbirleriyle. Bu da bir ilgilendi. 5 sene pilot bölge olarak bu iki ilde deneyelim. Okulları, devlet okullarını özelleştirelim. Devlet okullarından alanlarını işletenler de işte öğrenci başına bu kadar parayı garanti edelim. Bunu devlet verirsin. Müfredatın bir kısmına devlet karışsın. Ama rekabet ortamında eğitim hizmeti verirsin. Koçla Sabancı gibi birbirleriyle nasıl yarıştıklarını biliyorsunuz. Ot ile Boğaz gibi. Onlar da bir yarışa girsinler. 5 sene sonra bakalım Muş'la Ağrı'nın verdiği eğitimde bir düzenleme var mı? Orada o eğitim alan çocukların sınavlarda başarıları artıyor mu? Ondan sonra bunu deneyelim pilot bölge olarak. Başarısızsa bizim önerimiz eski sistem devam etsin. Günde 700 milyon milyon alanlarından aldığımız parayı heba edelim. Düşünebiliyor musunuz? Bu devletin eğitim sisteminde 12 sene eğitim almış on binlerce çocuk sıfır çekiyor. Sıfır çekiyor. Ve maliyeti ben size anlattım. Ve bunu sorgulanması lazım. Eğitim sisteminde bir sorun var. Ben bunu özelleştirilerek iyileştirilebileceğini, daha ucuza mal edilebileceğini, Türkiye'nin vergilere, insanların cebinden daha az para alarak daha kaliteli bir hale getirileceğine inanıyorum. Biliyorsunuz Besim Tebuk Kemalizme, bürokratik diktaya, militarizme çok sert eleştiriler getiren biriydi. Sizin bu konularda biraz daha alanı daraldığınızda yönelik bir eleştiri var. Bununla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Ben bir kere Kemalizm diye bir şey olduğunu inanmıyorum. Kemalizmi bir ideoloji olarak görmüyorum. Kemalizmin öyle Mustafa Kemal'in mirası olduğunu falan da inanmıyorum. Ama Mustafa Kemal'in ideolojisi değil, hedefleri olduğuna inanıyorum. Ve o hedeflerin altına da imzamı atarım. İlim, bilim, irfan yoluyla çağdaş uygarlığı yakalamak. Bu kadar net. Öte yandan
100 sene öncesinin şartlarıyla kurulmuş bir cumhuriyette bak o hatayı yaptı, bu hatayı yaptı diye ülkenin kurucusunu da sert bir şekilde eleştirmem. Hatasız insan yok. Doğrusu var, yanlışı var ama dönemin şartlarına da bakmak lazım. Bunları söylediğim için eleştiriliyorsam eleştirebilirler. Ben Besim Tivo'nun Mustafa Kemal Atatürk'ü niye eleştirdiğini de iyi biliyorum. Onun böyle gericilikle falan bir alakası yok Besim Tivo'nun. Ama onun Besim Tivo'nun zayıf noktası, mağdur duruma düşürülüp mağdur edilmiş insanlar, kendisine bunu yapanlara ağzını açmayıp herhangi bir kötü söylemde bulunmuyorsa, bu insanlar Besim Tibuk'un gözünde çok önemlidir, değerlidir. Ben bu sohbeti Tibuk'la yapmış bir insan olarak aktarıyorum size. Atatürk'e olan antipatisi diyeyim, Osmanlı'ya olan sempatisinden kaynaklanıyor. Besim Tibuk keşke imparatorluk İngiltere'de olduğu gibi devam etseydi, bir meclis demokratikleşme adımları atılsaydı ama sembolik olarak imparatorluk keşke devam etseydi. Ama Mustafa Kemal bunu kaldırdı. İşte padişahlar sürgüne, aileleriyle sürgüne gönderildi. Ama o aileler dönüp de Türkiye Cumhuriyeti ve kurucusuna yönelik en ufak bir kötü söz söylemediler diye daima halifeliği ve padişahlığı la sıcak bakmış bir insandır. Öte yandan militarizm konusunda darbelere olan şeyi de sert tepkisi de Menderes ailesine yapılan vicdansızlıklara karşı, Menderes ailesinin dönüp de bu kendilerine bunu yapanlara en ufak bir kötü söz söylemeyip boynlarını bükmesinden dolayıdır. Yani onun gerekçeleri de farklıdır. Ben militarizm olsun, daha demin söyledim darbelere niçin karşı olduğumu. Atatürk'e olan bakışımı da, Kemalizm'e olan bakışımı da dile getirdim. Onun dışında bu görüşlerim yüzünden eleştiriliyorsam elbette eleştiren insanlar olacaktır. Sorun yok. Peki neoliberalizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Neoliberalizme sıcak bakıyorum. Neoliberalizm nedir? Önce ben bir sorayım size, siz mi bana sorarsınız? Siz anlatıp daha açıklayıcı olabilirsiniz. Üstad olarak. Peki. Neoliberalizm eski klasik liberalizme dönüş zihniyeti. Liberalizmin bir temeli var. Fakat teknoloji geliştikçe, dünyada şartlar geliştikçe sulandırılmaya başlanmış. Mesela 29 buhranından sonra sosyal devlete, devletin harcamalarının artması gerektiğine inanan ekonomistler liberalizmi sulandırmışlar. Teknoloji gelişmiş, devletin yetkileri artmış, ne bileyim telefon icat edilmiş, işte telekomünikasyon bilmem ne şeyi kurumu gibi kurum kurulmuş. Uçaklar icat edilmiş, sivil havacılık kurumu kurulmuş, devlet büyümeye başlamış. Sermayesi olmayan ülkelerde işte devlet sermaye para basmış, fabrikalar kurmuş. Türkiye'de olduğu gibi bunları işletmeye başlamış. Yani özünde liberalizm sulandırılmaya başlamış. 80'lerde Ronald Reagan ve Thatcher öncülüğünde İngiltere'de ve Amerika'da ya bu iş fazla sulandı, biz bu işin özüne dönmeye başlayalım. Bu işte işletmeleri özelleştirelim, işi erbabına bırakalım, devleti küçültelim, vergileri azaltalım gibi bir yaklaşımla neoliberalizm dediğiniz o öze dönüştür. Benim de onunla bir sorunum yoktur. Doğru olan odur. Anlıyorum. Bugün için sorularımız bu kadar. Sizin bizlere önerileriniz var mıdır? Evet, bir de blogda da sorular var. Soramadığımız. Öncesinde not almadığımız sorular. Mesela
Ezan'ın Türkçe veya Arapça okunması hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Arka planda sesler var. Arka planda sesler var, anlayamadım. Ezan'ın Türkçe veya Arapça okunması hakkında ne düşündüğünüz merak ediliyor ve kitap önerisi de istiyorlar ayrıca. Evet, ben siyasetçiyim, din adamı değilim. Hangi dilde okurlarsa okusunlar, beni ilgilendirmiyor. Bir de ifade özgürlüğünün sınırları var mıdır? Bu merak ediliyor. İfade özgürlüğünün demin dediğim gibi sınırı olmamalıdır. Şunu vurgulayayım. Bak, özgürlük diye vurguladım söyleşi sırasında. Ama dünyada hiçbir şey bedava değildir de dedim. Özgürlük de bedava değildir. Özgürlüğün fiyatı, bedeli sorumluluktur. Sorumlu insanlara özgürlükleri verilir. Sorumlu basın özgürlüğü talep eder. Sorumlu birey hakları ve özgürlüklerini şey yapar, ister. Onun için orada çizgi çizilebilinir. Ama ifade özgürlüğünü sınırlamak bu sefer bambaşka bizi bir yerlere taşır. Hadi bunu sınırladık, bunu da sınırlayalım. Onun için ben ifade özgürlüğünün sınırlanmasına karşıyım. İfade özgürlüğü sınırlanırsa orta çağa döneriz işte. Dünya yuvarlaktır diyen adamın kafasını vururuz. Bu da insanlığa büyük ihanet olur. Peki sizce liberal siyaset yine LDP'den mi devam etmeli, yoksa gençler tarafından yeni kurulacak liberal partiler daha mı mantıklı? Ne fark eder bilmiyorum ki. Yani Türkiye'de parti kurmaktan kolay bir şey yok. Birileri çıkıp deneyebilir. Ben partinin programından memnunum. Avrupa Liberal Partiler Birliği, ALDE veya Liberal Enternasyonal tarafından muhatap alınması bizim Türkiye'deki tek liberal görüşte parti olduğumuzu ortaya koyar. Ha, başkası çıkıp da parti kurarsa niye kurdun demeyiz, ama karşılaştırırız programları. Partilerin nereye gideceğini sonunda seçmen karar verir zaten. İsteyen buyurur, kurar. Belki bize de bir şeyler öğretir. Bunda sorun yok. Kitap önerisi. Tek tek lütfen. Kitap önerisi istiyorlar şu an. Kitap önerisi için benim size tavsiyem, ters düştük dememe rağmen, Liberal Düşünce Topluluğu'nun sitesine girip oradaki referans bölümünde istemediğiniz kadar kitap referansları var. Hem liberalizm, hem tarihi, hem felsefesi, hem uygulaması, çok değerli yazarların eserleri var. Orası güzel bir kaynak olabilir. Kaç soru kaldı? Sorularımız bitti zannediyorum. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Halk TV'ye geçeceğim de. Ne diyor? Palyaço dinle inanıyorum. Burnumda kırmızı. Kırmızı topla devlette çalışabilir miyim diyor. Devlette. Ha, çalışsın. Sorun yok. Besim Tibuk'la yayın yapacak mıymışsınız diye soruluyor. Besim Tibuk Kıbrıs'ta yaşıyor. Fazla şey yapmıyor. Söyle adını. Hani siyasi yasaklı kabul edin beni diyor. Pek sıcak bakmıyor şeye, hani Türk siyasetine karışma, yorum yapma. Çünkü onun da bazen benim gibi çeresinin ayarı olmuyor. Onun için birlikte ikna edebilirsek yaparız tabii, ama bu aralar sıcak baktığını zannetmiyorum. İnatla bir köy enstitüsü sorusu geliyor sürekli. Onu da son soru olarak sormuş olalım. Tamam, neymiş köy enstitüsü sorusu? Köy enstitüleri ve kapatılması hakkında görüşleriniz merak ediliyor. Onda ikilem içindeyim. Onu ben devlet yapması yerine sivil topluma vergi teşvikleri verilerek, mesela çağdaş yaşamı destekleme, sivil toplum, bak örgütlenme özgürlüğünden falan bahsettik. Onlara bir vergi, onlara yapılan bağışlara vergi muafiyeti getirilerek, devletin yapması yerine o tür derneklerin kurulup gönüllülerin yapması
daha uygun olur diye düşünüyorum. Mesela buna benzer bir örnek daha vereyim ben size. Madem Köy Enstitüsü hani bir çağdaşlık, uygarlık projesi olarak görülüyorsa. Mesela İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı, yenisi yapılıyor, devlet yapıyor. Devlet çizdi, devlet yapacak, devlet işletecek. Halbuki özel sektör sanata çok sahip çıkıyor İstanbul'da. Ne bileyim Koç Müzesi var, Sabancılar var, Borusan var, dev holdingler sosyal sorumluluk gereği sanata sahip çıkıyorlar. O arazi oluşturulacak bu özel sektörde veya sanatseverlerin oluşturacağı bu, derneklere tahsis edilseydi, alın kardeşim projesini siz çizin, ne yapmak istiyorsanız yapın, burayı da atıyorum 49 sene, 99 sene siz işletin. Benim size tek desteğim size yapılacak bağışlara vergi muafiyeti getirmek deseydim, devlet bugün orayı yık, yap, işlet derdinden ve masrafından kurtulurdu. Sanatı da sanatseverlere teslim etmiş olurdu. Aynı şey köy enstitülerinde de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi kurumlara, eğitim kurumlarına, derneklerine, gönüllülere bırakılsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Son sorumuzu da bu kabul edelim. Tamam. Cem Bey bugün zannedersem saat 10'da Halk TV'de olacak. Evet. İzlemek isteyenler için onu da duyuralım. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorular için, bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım yararlı olmuştur. İstediğiniz zaman yine görüşürüz. Muhakkak. İşte bir telefon kadar yakınım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Berkcan, Caner kaydet.